Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ET8'deyiz. Sakarya'dan Edirne'ye uzun bir yolculuğumuz olacak. Arabayı zaten görüyorsunuz. Şimdi sadece size ufak bir şey dinletmek istiyorum. Ve bu arada ufak bir duyurum var. İlk baş sesten başlayalım. Arkadaşlar egzoz patlatan çılgın bir BMW ile beraber bugün gideceğiz. En sevdiğim kasalardan bir tanesidir 7 kasa abi. Tam böyle mafya kasa yani. Böyle muazzam bir araba. Şimdi yavaştan şöyle aracı size detaylı olarak göstereyim. 750 long kasaya sahip bir araba. Görmüş olduğunuz gibi arka tarafı uzun. Araç bu şekilde. İç kısmına geçtiğimiz zaman da böyle yarım tavan psikopat işi bir sunroofumuz var. Ama makine harbi gemi gibi. Şimdi hemen şöyle haritamızı, navigasyonumuzu kuralım arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Edirne merkez. Bugünkü yolculuğumuz Edirne merkez. Hem özlediğim için birazcık yol yapalım istedim. Hem de bu güzel arabayla beraber bir yolculuğa çıkalım. Bol bol egzoz patlata patlata gideceğiz. Çok güzel ya. İçeriden de böyle arkadaşlar. Makine ateş ediyor yani. Şimdi yavaştan yola çıkalım. Şimdi size müjdeyi veriyorum. ETS2'de şöyle bir güzel bir olay çıktı karşımıza. DLC'lerin fiyatları düştü arkadaşlar. Bayağı bir indirime girdi. Aşağı yukarı bir 10 gün süreyle de indirimimiz devam edecek. Baba çok güzel araba ya. İndirimi kaçırmayın. DLC'lerinizi bence tamamlayın. Çünkü her geçen gün fiyatlar çok fazla artmaya başladı. Bilginiz olsun. Böyle bir fırsat varken değerlendirmenizi isterim yani. Yine ucuz miktarlar değil. Ama gün geçtikçe daha çok artıyor. Ve bunun bir şey yok. Durmuyor yani. Bu fiyat artmaları. Steam bir de kurları güncelleyecekmiş. Öyle bir seçenekte de zaten büyük ihtimalle hiçbir şekilde artık DLC alamayacağız arkadaşlar. En yeni DLC 270 liradan gelecek yani. Aşırı derecede abartı fiyatlar. Bugün bir tık daha böyle arabanın sesiyle güzel güzel akacağız. Benim sesim az gelebilir çünkü egzoz bayağı fazla geliyor. Şimdi DLC'leri aldık. Mesela Türkiye haritasını nasıl kuracağız diyorsanız abi çok ufak bir şekilde onu da size şöyle bir göstereyim. Hemen bir oraya gidelim gelelim. Oyuncuyuz biz Blogspot sitesine giriyoruz arkadaşlar ve buradan 1.48 için harita kısmından Part 1, Part 2 ve Part 3'ü indiriyoruz. Şimdi burada şöyle sıkıntı çeken arkadaşlarımız var. İndire bastığımız zaman böyle saçma sapan bir para kazanmak için yapılan bağlantılar var. Tabii adamların para kazanma kaygısı olduğundan dolayı böyle bir şey yaptığını biliyoruz ama bunu da şu şekilde linke git diyoruz. Açılan sekmeyi kapatıyoruz. Bir daha linke git diyoruz. Ve böyle gelmiş oluyor. Buradan da tekrardan dolantik diyorsunuz. Dolmasını bekliyorsun abi. 5 saniye sonra doluyor. Önceki sekmeleri de her zaman kapatmayı unutmayın. Çünkü saçma sapan reklamlar çıkıyor. Dolant diyorsun. Ve start dolanta bastığın zaman abi indirmeye başlıyor. Bunların hepsini indireceksiniz arkadaşlar. Teker teker. Bak bu part 1. Geldik part 2 indirdik, part 3 indirdik. Asıl mevzu bundan sonra başlıyor. Şimdi o kısma geçiyoruz. Şimdi dosyalarımızı indirdik ve masa üstüne bu şekilde attık arkadaşlar. Yani RAR'dan çıkarttığımızı hesaplayalım. Part 3 bunu sağ tıklayıp RAR'dan masa üstüne çıkart olaraktan çıkartabilirsiniz. Bu şekilde RAR'la beraber açılmıyor arkadaşlar. Bunu ya da RAR'ın direkt içine girip şöyle dosyayı alıp abi bu part 3 dosyasını bu şekilde atabilirsiniz. Ben 1.47 kullandığım için şu an 1.48 uyumlu olanı indirmedim. Sürümün 1.47 olduğu için bende zaten görüyorsunuz. 1.47 olanlar var. Bunları tutuyorsun. Bunun içine atıyorsun hepsini. Ve modumuz hazır. Bu kadar basit. Bir vites aşağı alıyorum ve kendi kendine 3 vites aşağı çekiyor.
Bu sıralı şanzıman da biraz saçmalıyor ya bazen. Bak 5'ten mesela 4'e atmak istiyorum. Adam 3'e alıyor. Arkadaşlar arabanın işi farkındayım birazcık kötü. Modellemesi birazcık kötü. Ama sadece sesi için bu arabayla bir yolculuk yapmaya değerdi. Evet, İstanbul biz sağ tarafa gideceğiz. Navigasyon niye o tarafı gösteriyor bilmiyorum. Kilometrelerimiz bu arada mil olarak gösteriyor. 80 gösterdiğine bakmayın. 80'i işte 130'a denk geliyor aşağı yukarı. Evet, o kadar güçlü bir araba değil. Araba zar zor 170 görüyor arkadaşlar. Yaşlı bir araba. Normal. Şimdi Kocaeli'ne geçtikten sonra İstanbul 3. Köprü istikametinden gideceğiz. Köprülerden geçeceğiz. Bugün biraz böyle sol şerit arabası olduk. Ama biraz yavaş kaldı araba yani. Baya baya. Arkadaşlar, arabanın virajı da çok zor. Çok kötü şu anda. Hay senin vites gibi ya. Egzoz patlatacaktım tünelde. Sol taraftan Yalova, Osman Gazi, Orhan Gazi Köprü. Osman mı? Orhan Gazi öyle bir şeydi. Unuttum, köprünün adını unuttum ya. Yalova'ya giden köprü var yani. Şuradan tabelalardan bir okuyayım hemen. Bilgi tazeleyelim. Göremiyorum ki. Burada yazıyor mudur? Yazmıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, unuttum abi. O taraflardan taşındı, çok oldu. Araba biraz yavaş kaldı ya. Aa, yolumuz çok. Bu arada dönmüyor. Arkadaşlar 6. vitesli yürümeyen araba 4. vitesli uçuyor ya. Çok saçma.
Evet. 5. ve 6. vites çok ölü ama 4 iyi. En ufak bir şeyde de böyle arkayı salacak gibi hissediyorum. Bastıktan sonra bir yavaşlıyor, ondan sonra hızlanma yavaşlıyor. Yani arka arkaya pat 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 patlatmayı düşünüyorum ama olmuyor. Vitesim böyle 29 gibi bir vites olsaydı boşa atardık. Patlatırdık ara gazla ama sıralı vites var arkadaşlar bende. Bir ileri bir geri yani. Onda da o kadar keyifli şeyler yapamıyorum maalesef. Araba 4. vitese daha bir güzel oluyor ama. Mas denge makas. E60 korktu. Dolu iki şerit bomboş arkadaşlar, o yüzden girmez. Ne demek girmez oğlum? Evet arkadaşlar, İstanbul'dan çıkışımızı yaptık. Şu an Silivri civarlarına doğru yaklaştık. Aşağı yukarı 2-3 dakikaya Edirne'ye girmiş oluruz. Allah! Oh! Girdik Edirne'ye. Edirne'ye girdik arkadaşlar. Evet, süper. Bakalım, bu arada tabanını da güzel yapmışlar arabanın, evet. Ya lanet olsun. Bu araba şimdi çalışırsa gideriz. Yani şu an çalışsa da büyük ihtimalle bir kere stop etse bir daha çalışmaz. Evet. Şu an büyük ihtimalle bir daha çalışmayacak arkadaşlar. %90 küsur hasarımız var.
Abi hadi gözünü seveyim ya. Fix'im yok, bir şeyim yok. Haydi daha. Haydi çalışırsın bu oğlum. Hadi be. Bak çok az yavaş gideceğiz. Çok yavaş gideceğiz hadi. Lanet olsun ya. Arkadaşlar kaldık ya. Yolda kaldık. Ya batma korunuyor oğlum. Araba çalışmıyor. Vallahi inip döveceğim şimdi seni ha. Araba çalışmıyor. Ben ne yapayım? Kaldık yolda. Bak ya. Arkadaşlar gemi gibi arabamız var ama artık çalışmıyor. Baba yapacak bir şey yok. Sıfır kamerasıyla gideceğiz dediler. Şu an en mantıklısı o olur yani. Bu güzel yollarda ne güzel şimdi makas atacaktık, şey yapacaktık. Ya şansıma ya, işte şansa bak. Neredeyiz şu anda? İstanbul Tekirdağ. Abi daha çok yol varmış be. En güzel yolları kaçırıyoruz arkadaşlar şu an. Tamam şuradan geldik. Bak şimdi. Kırklareli'ne geldik ya. Tamam burada tamir edelim arabayı o zaman. Burası neresi oğlum? Biz nereye geldik ya? Arkadaşlar Tekirdağ'a geldik yanlışlıkla. Tamam bir saniye, buranın servisi nerede? Burada hemen tamir yapalım o zaman şu arabayı. Hemen bir servis bulmam lazım. Şuradan bakalım. Burada bir yerdedir. Çok uzakta olamaz büyük ihtimalle. Tahminimce. Buralarda bir yerlerdedir. Biz zaten Keşan tarafından gidiyormuşuz şu anda. Yanlış yerden gidiyoruz. Abi lanet olsun ya. Çok kötü yerde kaza yaptık. Size var ya, ışık hızında gezdiriyorum arkadaşlar şu an haritayı. Bütün yolu böyle uçaraktan gideceğiz herhalde. Şu an Keşan taraflarına geldik. Birazdan uzun köprü. Az daha hızlanalım şöyle. Aynen. Şu an Keşan. Hop Keşan'dan sol. Yanlış yol. Bir saniye. Keşan'dan moruk. İdirne'ye nasıl gideceğiz? Tabela okuyalım bir dakika. İdirne. Abi buradan gelmedik mi zaten biz az önce? He tamam burası İdirne yolu, tamam arkadaşlar. Şimdi hatırladım. Evet Havsa kavşağı. Buradan Edirne'ye girişimizi yapalım ya. Çok boktan bir şey oldu bu bölüm ya. Çok saçma oldu ama. En azından tamam Edirne'nin girişine geldik. Yapacak bir şey yok. Burada şu nalet olsa arabayı bir tamir edelim artık. Güzelim yolu uçaraktan geldik. Evet. Tamam en azından Edirne'ye görelim. Yapacak bir şey yok. Bu bölüm tabii öyle bir aksilik oldu. Buraya kadar izleyenler varsa bir yorumlara yazsın abi. Yapıştır. Arabanın her şeyi çok kötü. Abi fren yok ki arabada. Oh. Evet arkadaşlar. Edirne'ye geldik. Çok iyi. Bugün duracak inşallah. İyi. Frenler süpermiş. Evet arkadaşlar bu bölümde böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz saçma bir şeyler oldu ama en azından geldik yani. Yapacak da bir şey yok. Moruk yürüyün ya. Vallahi yürüyün ya. Keşke yanmasaydı.
Arkadaşlar bu arabayla yani bence oynamak isteyenler bir daha düşünsün. Tamam eyvallah güzel araba ama gördüğünüz gibi yani sorunlu. Yani sorun bizdeydi. Hadi kendinize iyi bakın.